أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم آمين. Evet, Allah Azze ve Celle'nin izni keremiyle, Allah Subhanehu ve Teala'nın bereketiyle bugün Allah bize izin verdi, toplandık ve bu büyük şeyhin, Allah ona rahmet etsin, o değerli, o güzel sözlerini tekrar tedrisatımıza alıp işlemek nasip oldu. Bu sözler çok kıymetli sözler. Benim açımdan öyle en azından. Ama dinleyiciler için öyle midir, değil midir onu ben bilemem. Benim için çok önemli. Çünkü ben onun bu söylediklerini kendime bir yol, bir menheç ediniyorum. Dolayısıyla sizler için de bunun böyle olmasını diliyorum, istiyorum. Bizler alimlere kıymet verirsek, değer verirsek Allah'ın dinine değer vermiş, kıymet vermiş oluruz. Bu şeyh de zor koşullarda Allah'ın dinini anlatmış ve insanlara bu sözleri taşımak için belki mücadele etmiş, kendi zamanında çok çile çekmiş, çok sıkıntı çekmiş. Her biri ayrı ayrı anlatılabilir. Şimdi müellif yine bize bazı kaidelerden bahsedecek. Bize nasihatte bulunacak ve bu nasihatler sanki yakın bir yerden geliyormuş gibi. Yani düşünün 1100 sene geçmiş aradan. 1100 takriben. Ancak sözler sanki bizim zamanımızda bize çok yakın sözler. İlginç olan da bu. Zaten arkadaş okuduğu zaman, biz de şerh ettiğimiz, açıkladığımız zaman ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Evet, buyur abi. 8. Allah sana rahmet etsin. Özellikle de kendi zamanında sözünü işittiğin her kimseye bir bak. Acele etme. Şunu sorgulayıp düşünmedikçe bu sözlerden hiçbirini kabul etme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından ya da alimlerden biri bu konu hakkında konuştular mı? Eğer o konu hakkında onlardan gelen bir eser bulursan ona sımsıkı yapış. Herhangi bir sebepten dolayı onu aşma. Hiçbir şeyi ona tercih etme. Sonra ateşe düşersin. Evet, müellif yine dinleyiciye rahmet duasında bulunmuş. Çünkü Allah Azze ve Celle kullarına rahmet ederse kullar o meseleyi hemen fehmeder ve anlar. Allah'ın rahmeti olmazsa bizler bir araya gelemeyiz. Allah'ın rahmeti olmasa bizler okuduklarımızı anlayamayız. Allah'ın rahmeti olmasa Azze ve Celle bizler ilim talebi için gayret edemeyiz. Hep Allah'ın rahmetidir bunlar. Ama insanlar bunun farkında değiller. Ne zaman farkına varırlar? Kaybettiklerinde farkına varırlar. Örnek verecek olursak biri, içimizden biri şu içimizdeki ortamı anlar veya farkına varmaz belli bir süreden sonra. Ama dışarıdan izleyen bir adam eksiklerini, fazlalarını çarçabuk görür ve müdahale eder. Sizler de öylesiniz. Sizler bir şeyin içinde olduğunuz zaman Allah'ın size verdiği nimetin kıymetini bilmezsiniz. Ama kaybettiğiniz zaman, uzaktan seyrettiğiniz zaman onun kıymetini daha iyi anlarsınız. Eksiklerinizi görürsünüz, fazlalıklarınızı görürsünüz. O zaman tefekkür etme ihtimaliniz olur, imkanınız olur. Ama geri dönebilir misiniz, dönemez misiniz? İşte burası şüpheli. Çünkü nice abilerle bizler ders yaptık. Aradan belki 10-15 sene geçti. Ve ben hatırlıyorum, aradan geçen 7-8 sene olmasına rağmen aynı sözleri o arkadaşlara da söylemiştim. Bugünlerin kıymetini bilin. Çünkü sizler bugünün kıymetini bilmezseniz Allah Azze ve Celle sizden alır ve bir başkasına verir. Size basit gelebilir, sıradan gelebilir, normal gelebilir. Ne olacak ki yani, gidiyoruz derse geliyoruz diyor olabilirsiniz. Ancak bunun rahmeti büyüktür. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti bu tür kullara çok geniştir. Burada en önemlisi bir zikir halkası vardır. O zikir halkalarına Allah Azze ve Celle meleklerine emrederek dua ettiriyor. Burası çok önemlidir. Ama kaybederseniz bunu anlarsınız. Çünkü kaybeden adamlarla konuştuğum zaman, abi vallahi ben senin o söylediğin sözleri hatırlıyorum ve aklıma geliyor. Biz şimdi oranın kıymetini daha iyi anlıyoruz diyenler oldu. Gittiler. Dolayısıyla buradaki insanların bu tür zikir halkalarının kıymetini bilmesi lazım. Çünkü bizler burada ticaret yapmıyoruz. Bizler burada dünyalık menfaatler için birleşmiyoruz, toplanmıyoruz. Bizim buradaki asıl derdimiz, gayemiz Allah Azze ve Celle'yi zikretmek, Allah'ın dinini insanlara taşımak. Başka bir şey değil. Ha, başka bir şey için gelen varsa o kıyamet günü karşılığını alır. Ama bizim niyetimiz bu değil. Her zaman kendi niyetimizi sorgulamamız,
gerekmektedir. Ve müellif böyle bize Allah size rahmet etsin dedikten sonra kendi döneminde olan kimselerin sözlerini dikkatli bir şekilde incele diyor. Bakın o kendi döneminden bahsediyor. Bundan 1100 sene önce kendi döneminden bahsediyor. Sanki bize söylüyor. Evet, biz de kendi dönemimizdeki insanların sözlerini bir inceleyelim arkadaşlar. Bir inceleyelim. Bir güncel olan, muasır olan alimlerin kitaplarına bir bakalım, okuyalım. Bakalım Allah'a ve Resulüne muhalefet ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Bakalım sahabenin konuştuğu şeylere konuşmuşlar mı, konuşmamışlar mı? Bir bakalım ya. Eğer biz buna dikkat etmezsek diyor müellif, sonra ateş bize dokunur. Neden bize dokunur? Çünkü sizler Allah'ın ve Resulünün dininin dışında bir din edinmiş olursunuz. En önemlisi sahabenin önüne geçmiş olursunuz. Onun için incele, araştır, bak. Kendi dönemindeki insanların ne yaptığına, ne ettiğine bak. Bakıyoruz bizim günümüzdeki insanlar patır patır ayakları kayıyor. Bakın şimdi müellifin sözlerinden bazı örnekler çıkaralım. Evet, bu sözlere baktığımız zaman maalesef bugün insanların birçoğu, hatta tevhide yakın olan cemaatler dahi bu konuda sınıfta kalmış. Hangi konuda? Meselelere yaklaşım biçimleri hevai, akli veya örfi veya toplumsal olarak yaklaşıyorlar. Kimse demiyor, Allah ne dedi, Resulü ne dedi, acaba sahabe bunu yaptı mı, yapmadı mı diyen yok. Herkesin dilinde bizim için menheç, Kur'an ve sünnet ve selefin anlayışı. Herkesin dilinde bu var. Ama yaşayışta bu yok. Sorun burada zaten. Sorun burada. Basit bir örnek vereyim. Sen diyorsun ki kardeşim, müşriklerin kestiği etler haramdır diyorsun. Burada ümmet icma etmiş. Hatta bidatçılar da icma etmiş. Senin bu söylediğini hiç kimse söylememiş diyorsun. Ama diyor ben Kur'an'dan bunu anlıyorum diyor. İşte bu ayraç var ya, bu söylediğimiz sözler bizi onlardan ayırt ediyor. Bize göre Kur'an heva ile anlaşılmaz, akılla anlaşılmaz. Biz sahabeye bakarız. Sahabe nasıl anlamış? Kıyas edelim. Sahabe mürtedin kestiğini yemiş mi, yememiş mi? Bakalım. Sahabe mecusilerin kestiğini yemiş mi, yememiş mi? Bakalım. Sahabe o dönemin müşriklerinin kestiğini yemiş mi, yememiş mi? Bir bakalım. Sonra tabiine bakalım. Onların çocuklarına bakalım. Onlar besmele çekilmesine rağmen mecusilerin ve mürtetlerin kestiklerini yemişler mi, yememişler mi? Cehmilerin kestiklerini yemişler mi, yememişler mi? Mutezile'nin kestiklerini yemişler mi, yememişler mi? Veya Kaderiye'nin kestiklerini yemişler mi, yememişler mi? Bir bakalım. Kitaplarda bunlarla alakalı onlarca nakille dolu. Açın bakın kardeşim. Madem ki sizin menheciniz Kur'an, sünnet ve selefin anlayışı, o zaman buyurun hodri meydan bakın. Allah için Şeyh'in bu tavsiyesini herkes baksın, incelesin. Muasır olan, kendi asrında yaşayan insanların sözlerine bir baksın ve selefe götürsün. Eğer selefin hayatına uyuyorsa ne ala, uymuyorsa bırakın. Sonra ateş size de dokunur diyor. Doğru mu? Doğru. Veya tağuta muhakeme meselesi, öyle değil mi? Bakın selef ne demiş ya? Veya Zadul Envat meselesi. Bakın ya selef ne demiş yani? Bırakın herkes kendi kafasına göre bir şey söylemeyi bıraksın. Bıraksın. Baksın. Selefe baksın. Eğer onlar bir şey söylediyse senin konuşmaya hakkın yok. Dolayısıyla burada dikkat çekici bir durum var. Yine burada şeyh herkesin kendi döneminden kasıt, yani şunu kastediyor şeyh. Yaşayan insanlar hala fitnenin içindeler. Ancak ölmüş olanlar fitneden eminler. Onun için o diyor ki kendi dönemindeki insanlara, siz sizden öncekilere bakın. Hayır üzere ölenlere bakın. Siz fitnede olabilirsiniz. Müşrik olarak ölme ihtimaliniz de var. Ayağınız kayabilir. Onun için kendi dönemindeki insanların fitnelerinden emin olmadığın için sen senden öncekilerin yoluna bak. Senden öncekilerin yolunu, izini takip et diyor. Sana yol gösteriyor. Bugün böyle değil mi? Adam bir hocayı koyuyor, yerlere göklere sığdıramıyor. Hatta öyle bir aşırı gidiyorlar ki hoca için ne diyorlar? Diyorlar ki emir el müminin, müminlerin emiri bu diyorlar. Hatta diyorlar ki müştehit imam diyorlar. Sonra bakıyorsun ki bir şeyler onların istedikleri gibi gitmedikleri zaman hemen başlıyorlar. Ya o cahildir, o şöyledir, o böyledir demeye başlıyorlar. Bu adalet değildir. Kendi asrındaki insanları yüceltme. Onların sözlerine, onların reylerine tabi olma. Sana düşen o değildir. Sana düşen senden öncekilerin yoluna tabi olmaktır. Ve biz
Bunu sürekli söyleyeceğiz. Israrla söyleyeceğiz. İnsanlar bize selefi yüceltiyorlar, selefi ilahlaştırıyorlar deseler bile biz kınayıcının kınamasından korkmayacağız. Biz diyeceğiz ki hayır, kurtuluş bizden öncekilerin yolundadır diyeceğiz. Sahabenin söylediğini söyleyeceğiz, başka bir şey söylemeyeceğiz. Ya sizin kendi görüşünüz yok mu deseler bile, bizim kendi görüşümüz yok. Sizin kendi fikriniz yok mu? Bizim kendi fikrimiz yok. Ya siz beyninizi kullanamıyor musunuz? Kullanamıyoruz. Biz beynimizi selefe vermişiz. Onlar ne derse odur. Biz öyle diyoruz. Abartı gelebilir, aşırı gelebilir ama biz öyle diyoruz. Selef de öyle diyor. İmam Berbahari de öyle diyor. Bakın bu sözlerden sonra daha iyi anlayacaksınız. Üçüncü bir nokta, bu sözlerden çıkaracağımız mesele, her önüne gelen dini meseleleri Kur'an'ı, sünneti ve sahabenin içtihadına götürmesi elzemdir, gereklidir diyoruz. Yani sen Kur'an'ı ve sünneti kendi hevana göre anlayamazsın. Ben bu ayetten bunu anladım diyemezsin. Ben bu hadisten şunu anladım diyemezsin. Nereye götüreceksin? Selefe götüreceksin. Onların içtihadına bakacaksın. Ondan sonra sen konuşabilirsin. Onların söylediklerini nakledebilirsin. Dördüncüsü ise biz ısrarla şunu söylüyoruz. Israrla. Biz yeni bir şey söylemekten dolayı korkuyoruz. Çekiniyoruz. Korkuyoruz. Ayıp değil. Biz yeni bir şey söylemek istemiyoruz. Çünkü söylediğimiz yeni şeyler dine katılan yeni icatlar olur. Allah muhafaza sen senden öncekilerin söylemediği bir şey söylersin. Allah muhafaza peşine bazı insanlar takılır ve senin sözünle saparlar ve saptırırlar. Biz korkuyoruz bundan, çekiniyoruz. Yeni bir şey söylemek konusunda çekiniyoruz. Onun için size de şunu tavsiye ediyorum ki siz de korkun. Cesaret etmeyin. Çok cesaret iyi bir şey değildir. Hele hele Allah'ın dini konusunda çok cesaretli olmak iyi bir şey değildir. Biz bu konuda cesaretsiziz ve bundan da memnunuz. Çünkü bizden öncekiler bize bunu tavsiye ediyor. Yeni şeyler söylemeyin. Biri diyecek ki ama yeni şeyler söylemediğimiz zaman dikkat çekmiyoruz ki. Çünkü genellikle yeni şeyler söyleyenler genellikle dikkat çekiyorlar. İnsanlar bunları izliyorlar, bunları dinliyorlar. Dolayısıyla biz yeni şeyler söylemekten Allah'a sığınırız. Yeni şeyler ihdas etmekten Allah'a sığınırız. Derler, halk arasında söylenir. Muhalefet et seni bilsinler. Yok kardeşim, bizim derdimiz muhalefet etmek değil, sadece dini nakletmek. Başka bir şey değildir. Onun için Abdullah İbni Mübarek'in dediği gibi diyor ki dayandığın şey öncekilerin izlediği yol. Yani eser olsun. Sen görüşlerden hadisi açıklayacak kadarını al. Açıklayacak kadarını al. Bunun dışında bir şey alman sen üzerine gerekli değildir. Onun için kardeşler size ve kendi nefsime bunu tavsiye ediyorum. Sakın ha sakın yeni şeyler konuşmayın. Çünkü sizin konuştuğunuz her yeni şey dinde yeni bir bidattır. Ve bakın ümmetin parçalanmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi nedir? Delinin biri kuyuya bir taş atmış, 40 tane akıllı çıkaramamış ve ümmet paramparça olmuş. Evet. Biraz sonra bu konuyla alakalı daha detaylı bir örnek vereceğim. Beşincisi ise bu konuyla alakalı söyleyeceğimiz, diyor ki müellif, eğer onlardan delil olacak bir nakil bulursan ona sarıl. Hiçbir şey yüzünden de bu sınırı aşma. Sen bir nakil mi buldun? Ona sarıl kardeşim. Kendi hevana göre takılacağına, kendi hevana göre içtihat edeceğine ona sarıl ona. Aynı İmam Ahmet'in yaptığı gibi yap. İmam Ahmet kendi içtihadımla içtihat edeceğime zayıf hadisle amel ederim daha iyi. Çünkü onun doğru olma ihtimali yüksektir. Diyerek zayıf hadislerle amel etmeyi yerine göre doğru bulmuş. Bu demek değildir her zayıf hadisle. Hayır, bir konu hakkında hiçbir rivayet yok. Sadece zayıf rivayetler var. Bir de senin hevan var. Ben hevamla hareket etmiyorum. Ben burada hadise yapışıyorum. Bu hadise yapışıyorum. Çünkü doğru olma ihtimali vardır diyor. Onun için biz diyeceğiz ki biz de aynı şekilde bir delil bulduğumuz takdirde Kur'an'dan, sünnetten veya eserden veya selefin hayatından bir şey bulduğumuz takdirde ona yapışırız, bırakmayız. Bunun dışındakiler bizim için bir şey ifade etmez. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Eğer bir konu hakkında ihtilaf ederseniz onu Allah'a ve Resulüne götürün diyor. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız diyor. Şart koşuyor bunu. Veya hakkında ihtilaf ettiğiniz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir diyor. Herhangi bir şey. Yani Allah Azze ve Celle dinini hevaya, hevese,
insanların kafadan uydurma şeylerine bırakmamıştır. Allah Azze ve Celle bize bu konuda bunları tavsiye ediyor ki İmam Evzai der ki ilim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerinden gelendir. Hiçbir sahabeden gelmeyen şey ilim değildir. Çünkü ilmin kaynağı bizzat sahabeden gelmiştir. Kur'an da onlardan gelmiştir. Sünnet de onlardan gelmiştir. Onlar Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl o sünneti ihya ettiğini görmüşlerdir. Ayetlerin neyin üzerine nuzul ettiğini görmüşlerdir. Şahit olmuşlardır. Dolayısıyla sahabenin getirmediği din, din değildir. Sonradan icat edilmiş şeyler din olarak kabul edilmez. Onlar bidattır. Onun için sahabeye bakacağız. Burada buna dikkat etmemiz lazım. Yine İmam Berbahari şuna vurgu yapıyor. Yani şaz görüşleri kınıyor. Şaz görüşlere tabi olanları da kınıyor. Yani düşün ki ümmetin içinde selefin çoğunluğu bir şey söylemiş ama bir tane şaz görüş var. Biraz önce örnek verdik, et meselesi. Şaz bir görüş. Bu konu hakkında ümmetten hiçbir delil yok ama herkes hevasına uygun olduğu için herkes ona yapışıyor. Dolayısıyla bu şaz bir görüş. Örnek vermek için bunu söylüyorum. Veya müzik meselesi buna örnek gösterilebilir. Veya muta meselesinde buna örnek gösterilebilir. Kadınlara dübüründen yaklaşmak meselesi buna örnek gösterilebilir. Bunlarla alakalı rivayetler var mı bulursun. Ancak bu ümmetin üzerinde ittifak ettiği görüşler değildir. Ümmetin üzerinde ittifak ettiği görüşler bellidir. Ümmet o konuda icma etmiştir. İşte burada kastettiğimiz büyük karartı, büyük çoğunluk diye kastettiğimiz zaten meseleler hakkında ittifak etmişlerdir. Muta meselesi üzerinde ittifak etmişlerdir. Her ne kadar şaz bir görüş gelmiş olsa bile. Onun için bizler şaz görüşlere yapışırsak dinimizi yok ederiz. Helak ederiz. Bitiririz yani. İbni Abdilber öyle diyor. Yine İmam Şatibi bu konu hakkında şunu der ki, diyor ki bidatçıların en büyük özelliklerinden bir tanesidir ki kendisinden öncekilerin o bozuk, o hatalı şaz görüşlerine uyarlar diyor. Bu. Ben nice adamlar gördüm kardeşler. Adam giriyor. Diyor ki elimde diyor sahabeden, seleften rivayet var. Düşünün 500 tane seleften rivayet var böyle diyor. Ama bir tane de rivayet var adamın dediğini diyor. Adam diyor ki ben bununla amel edeceğim. Ya akıl var, mantık var, insan bununla amel eder mi kardeşim? 500 tane seleften rivayet var. Seninkinin bir tane rivayeti var. Onu nakleden kişi başka yerde başka bir şey söylüyor. Sen nasıl olur da göz göre göre dinini böyle şeylere emanet edersin? Böyle adamlar piyasada çoktur. Sizler eğer gerçekten Allah'a kul olmak istiyorsanız zaten burada aklınızı kullanıp hangisini tercih edeceğinizi bilebilirsiniz. Burada büyük karartı kastettiğimiz bunlardır. Altıncısı ise burada Allah'ın Resulü'nün ve sahabenin yoluna engel olan en büyük şeylerden bir tanesi alimlerin reyleridir. Görüşleri ve fikirleridir. Bazen alim bile bunun farkına varmaz. Ama söyledikleri sözler o kadar çok olur ki Allah'ın, Resulünün ve sahabenin sözlerinin önüne geçer. Bu geçer. O an o şahsı gören insanlar buna şahit olurlar. Belli bir süreden sonra biter gider. Ancak bir de bitmeyenler var. En tehlikeli olanlar onlar. Hangisi? Kitaplar. Adam kendi görüşlerini yazılı bir şekilde kitaba yazıyor ve bu kitap kıyamete kadar devam ediyor. Allah'ın takdir ettiği vakte kadar o kitaplar okunmaya, yazılmaya devam ediyor. Onun için en büyük tehlike kitap yazmaktır. Bakın bununla alakalı daha önce not aldığım İmam Ahmed'in bununla alakalı rivayetleri var ki İmam Ahmed biliyorsunuz kitap yazmayı kerih görürdü, hoş görmezdi. Hatta kendisiyle alakalı sözlerin yazılmasını da kabul etmiyordu. Yazmayın diyordu. Dikkat ediyordu. Onun tek yazmasını istediği şeyler müsnetti. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden oluşan kitaplardı. Ve bunu da tavsiye ediyordu. Yazacaksanız bunu yazın diyordu. Bu ümmet için bir imam olacak diyordu bu kitap. Çünkü burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çok hadisinden derleyerek çıkardım diyordu. Takriben 700 bin hadisten o hadisleri çıkartmış ve müsnedi oluşturmuş. Oğluna, amcasına bizzat bunları ezberle. Çünkü bu ileride ümmete imam olacak diyordu kendisi. Bakın kendi görüşlerini yazdırmıyordu. Buna karşıydı. Israrla sakın ha sakın benim sözlerimi yazmayın diyordu. Buna rağmen birçok kimse onun sözlerini yazmaya devam etti. Veya Allah Azze ve Celle onun sözlerinin bize gelmesini istediği için ne yaptı? Öyle takdir etti ve sözleri bize
ulaştı. Belki de yaptığı işin hayrı ve bereketinden kaynaklı birçok görüşü bize geldi. Ancak farkındaysanız İmam Ahmed'in 4, 5, 6 görüşü var bir konuda. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi işte farklı farklı rivayetler, insanların eklemeleri, çıkarmaları ve benzeri şeylerdir. O da zaten bundan korkuyordu. Bundan korktuğu için yazmayı yasakladı diyebiliriz. Bakın İmam Ahmed'le alakalı reyin, aklın veya aklın ölçüsünün yazılması konusunda nakle yönlendirmeyi sağlamak için kerih görüyordu. Diyordu ki aman akılla alakalı, reyle alakalı bir şey yazmayın. Sebebi ne? Sebebi ben sizi tamamıyla nakle yönlendiriyorum diyordu. Bakın şunu söylüyordu, çok önemli. Osman bin Said dedi ki, Ahmed İbni Hanbel dedi ki, sakın ha sakın Ebu Ubeyd'in kitaplarına bakma. İshak'ın kitaplarına bakma. Sufyan'ın, Şafi'nin, Malik'in yazdıklarına da bakma. Sana asıllar gerek, asıllar. Nedir o asıllar? Kur'an ve sünnet gerek. Kendi dönemindeki büyük alimlere rağmen ve bu alimler ki ümmete mal olmuş, kendisi de tanıyor, hayırlı anlıyor. Ancak buna rağmen diyor ki onların kitaplarına da bakma. Size ne gerekiyor? Size Kur'an ve sünnet gerekiyor diyor. Bizim de yıllardır söylediğimiz bu işte. Bana diyorlar ki ne okuyayım? Diyorum ki Kur'an oku. Başka ne okuyayım? Diyorum ki hadis oku. Başka ne okuyayım? Siyer oku. İşte bunlar yetmiyor mu sana? Bunları bitirdin, üzerinde tefekkür ettin, her şey bitti. Ne istiyorsun? Ne oku dememi istiyorsun? Adam şey istiyor, herhalde roman oku, şunu oku, bunu oku dememi istiyor. Biz böyle bir şey söyleyemeyiz. İmam Ahmed de kendi dönemindeki büyük alimlerin kitaplarını okumayı dahi doğru bulmuyor. Bakın Seleme bin Şeybe dedi ki, Ahmed bin Hanbel'e sordum, dedim ki, Ebu Abdullah, hadis ashabı Şafii'nin kitaplarını yazıyor. Dedi ki, ben bunu onlar için gerekli görmüyorum. Bakın, İmam Şafii'nin kitaplarını yazmayı bile uygun görmüyor. İnsanlar kopyalıyor ya, alıp kitapları çoğaltıyorlar. Uygun görmüyorum dedi. Yine İshak bin İbrahim bin Hani dedi ki, ben Ahmed bin Hanbel'e Ebu Sevr'in kitaplarını sordum. Dedi ki, o icat edilmiş bir kitap ve o sonradan ihtisas edilmiş bir şeydir dedi. Bakın Ebu Sevr'in kitapları için söylüyorum. Kitap yazılması onun hoşuna gitmiyordu diyor ravi. Dedi ki sizin üzerinize hadisler gerekiyor, hadisler. Siz hadislere bakın diyordu. Dehşet sözler. Yine Ebu Ali Abdurrahman bin Hakan dedi ki, bir adam Ahmed bin Hanbel'e dedi ki, rey kitaplarını yazayım mı? Bakın buraya dikkat edin. Rey kitaplarını yazayım mı? Yani hani akılla, mantıkla, kendi tecrübemle kitap yazayım mı? Tabi bahsettiğimiz meseleler dini kitaplara, dikkat edin ha. Ama akılla yazıyor. Rivayet yok. Kendi görüşlerini naklediyor. Dedi ki hayır, yazma. Adam dedi ki ancak Abdullah İbni Mübarek de onları yazdı. Başkası olsa ne der? O yazdıysa vardır bir bildiği veya o yazdıysa iyi yapmış derler. Bugün günümüzde bazı insanlar böyle durumlarla karşılaştığı zaman adamın ismine bakıyor ve ne yapıyor? Hemen U dönüşü yapıyor. Ancak İmam Ahmed ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Abdullah İbni Mübarek semadan inmedi ki. Semadan mı indi? Hayır. Bize ilmi yukarıdan almakla biz emrolunduk. O da nedir? Kur'an ve sünnet. Yani Abdullah İbni Mübarek gökten inmedi. Onun da, o da bir insan, hata yapabilir, yanlış yapabilir ki Abdullah İbni Mübarek'in böyle bir şey yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Hani belki ondan o fikri alabilmek için Abdullah İbni Mübarek'i kullandı o şahıs. Allah en doğrusunu bilir. Ancak biri size bunu söylediği zaman diyebilirsiniz kardeşim, o da bir insan, da hata yapmış olabilir. Ancak biz gökten almakla, yani Kur'an ve sünneti almakla emrolunduk. Başka bir şey değil. Onun için bu sözler gerçekten çok değerli, çok kıymetli sözlerdir. Onun için kitap yazmak doğru bir şey değildir. Ha çok gerekli olur, o başka bir şey. Bakın selefin kitapları 2 satır, 3 satır, 3 sayfa, 4 sayfa hep mektuplardan oluşuyor. Yani şimdi ben birine kendi fikrimi anlatacağım ama yanında değilim. Ne yapacağım? Mecbur bunu yazacağım. Yazdığım için karşı taraf bunu saklıyor. Eğer cezaevindeki bir arkadaşınızdan, bir kardeşinizden mektup aldıysanız bu bunun gibidir. Mesela biri size mektup gönderir. Bakarsınız mektupta hep nasihatler vardır, hep öğütler vardır. Çektiği sıkıntılarla alakalı size de öğüt veriyor. Siz ne yaparsınız? Onu saklarsınız, kıymet verirsiniz ve sizden sonrakilere böyle ulaşır. Selefin kitapları genellikle bunlardan oluşuyordu. Bu da kitap yazmak babından değerlendirilmez. Ve 3 satır, 4 satır. Başka bir şey değil. Ancak bugün bakın kardeşler, her mesele hakkında ciltlerce kitap. Bugün bakıyorsunuz hep rey kitapları.
Onun için bana soruyorlar. Ben diyorum ki aman ha aman. Rey kitaplarını tavsiye etmeyin kimseye. Tavsiye edecekseniz bellidir kardeşim. Kur'an, sünnet ve bununla beraber siyer okutabilirsiniz. Zaten bunu okuduğunuz zaman bu size kafi gelir, yeterli gelir diyebiliriz. Evet. Peki neden İmam Ahmet kendi kitaplarını yazma konusunda bu kadar sertti? Bunu kerih görüyordu. Alimler her biri başka şeyler söylüyor. Bunlardan bir tanesi diyor ki kendi sözlerinin tahrif edilmesinden korkuyordu. Üzerine bir şey eklenmesinden korkuyordu ki bir kıssa geldi aklıma şimdi. Bir gün Kur'an mahluktur, değildir meselesi hakkında İmam Ahmet'i dinleyen biri o sözü alıyor, bizzat kitabına yazıyor ondan habersiz ve farklı farklı beldelere yolluyor. Halbuki İmam Ahmet onu kastetmemiş. İmam Ahmet bunu duyunca o adamı, o şahsı yanına çağırıyor. Diyor ki gel buraya diyor. Sen benim bu sözümü nasıl anladın da böyle yazdın diyor. Adam diyor ki ben böyle anladım. Yanlış anlamışsın diyor. Çabuk diyor kitaptaki yazıyı sil ve nereye gönderdiysen herkese mektup yolla, onlar da silsin. Ve adam tamam diyor ve onun söylediğini yapıyor. Hatta bazı alimler diyorlar ki İmam Ahmet'in bazı sözlerini bazı kimseler yanlış aktardığı için onu imam edinenler onun bazı sözlerini yanlış anlamışlar. Eksik anlamışlar. Onun için bakıyorsun bazıları diyor ki İmam Ahmet şöyle dedi, bazıları diyor ki hayır böyle dedi. Bunun sebebi aktaranlardır, tahrif edenlerdir, üzerine ekleme yapanlardır veya yanlış anlayanlardır. Birinci sebep bu. İkinci sebep ise kardeşler insanları ilmi noktada tembelliğe sevk etmemesi için yani insanlar Kur'an sünnet okusunlar diye bunu söyledi. İnsanlar kitap okudukları zaman Kur'an ve sünneti terk edecekler. El cevap evet gerçekten de terk etmişler. Ve buradaki tespit doğru tespit. En doğru tespit bu olsa gerek. İnsanları tembelliğe sürüklüyor. İnsanlar kitap okumaktan, şerh okumaktan, roman okumaktan, başka şeyler okumaktan, dergi okumaktan insanlar Kur'an ve sünnet okuyamıyor, vakitleri kalmıyor ve benzeri şeyler. Gerçekten de bu böyledir. Üçüncüsü ise insanların körü körüne kendisine bağlanmasını istemiyor. Düşünün bugün bir imam var. İmam Ebu Hanife örnek verelim. O imamla alakalı bazı sözler gelmiş. Biri diyor ki istiva meselesinde böyle dedi. Biri diyor ki böyle dedi. Biri alıyor onun sözünü şu şekilde tahrif ediyor. Biri bu şekilde tahrif ediyor. Şimdi ne oldu? Adama körü körüne bağlanmışlar. Doğru mu? O öyle dese öyle olacak. O öyle değil dese öyle olmayacak. İşte İmam Ahmet bunu istemiyordu. İnsanların kendisine körü körüne bağlanmasını istemiyordu. Çünkü o neyle yüceldi, neyle şeref buldu? Kur'an ve sünnetle, sahabeye tabi olmakla şeref buldu. Dolayısıyla istiyor ki insanlar da bizzat bu meseleleri kaynağından alsınlar. Sahabeden alsınlar. Onu istiyor. Ki daha önce de aktardık. Kendisi her yazdığı, isnat ettiği hadisle bizzat amel ediyordu. Hatta soruyorlar, diyorlar ki İmam Ahmet için diyorlar nasıl biriydi diyor. Zühdü nasıldı? Diyor ki Kitab-ı Zühdü'nü hiç okumadınız mı? O öyle biriydi işte. Yani her naklettiğini yaşıyordu. Onun için İmam Ahmet'in bu konudaki tutumu gerçekten bizim için tercih edilecek en önemli görüşlerdendir. Ve bu görüşü başka alimler, selef imamları çok nakletmiyor. Özellikle İmam Ahmet naklediyor. Özellikle. Ve biz de bu görüşteyiz. Bu görüşü tercih ediyoruz. Evet, oku abi. 9. Bil ki yoldan çıkmak iki şekilde olur. Birincisi, bir adam maksadı ancak hayır olduğu halde ayağı kayarak yoldan çıkmıştır. Bu durumda onun zellesine uyulmaz. Zira o helak olmuştur. İkincisi, bir adam hakka karşı inat etmiş, kendisinden önceki takva sahibi kimselere muhalefet etmiştir. İşte o sapmış ve saptırıcı olan bu ümmet arasındaki inatçı bir şeytandır. Onu bilen kimsenin insanları ondan sakındırması ve insanlara onun durumunu anlatması gerekir. Ta ki bir kimse onun bidatının içine düşüp de helak olmasın. Evet, birinci kısım insan bunlar genellikle hata ile zelle yapan yani içtihat edip hata eden insanlar. Biraz önce bahsettik, bazı imamlardan bahsettik, kitaplarından bahsettik. Genellikle insanlar görüşlerini kitaplardan alır. Dolayısıyla bunlar hata yapmış olabilirler. İçtihat etmişler. Hata yapmışlar. Bununla beraber kendilerine hadis ulaşmamış olabilir. Veya nakleden kişiler eksik nakletmiş olabilir. Dolayısıyla sizler bütün hataları kendinizde toplayan insanlardan olmayın. Bakın İbni Abdilber der ki, selefin icma ettiği bir sözü naklediyor. Her kim alimlerin zellelerini kendinde toplarsa, şerrin tamamını kendinde toplamış olur.
Verdiğim örneğin aynısı. Yani sen onun hatasına körü körüne tabi olmayacaksın. Ancak bugün böyle değil kardeşler. Bugün böyle değil. Herkes kendi cemaatinin görüşünü bayraklaştırıyor. Diyorsun ki hata yapmış, yanlış yapmış diyebilirsin. Sen selef imamları için bile hata yaptı diyebiliyorsun. Ama kendi cemaatinin lideri için hata yaptı diyemiyorsun. Dilin varmıyor. Korkuyorsun. Neyden korkuyorsun? Yani selef imamlarından daha mı hayırlı? Sahabeden daha mı hayırlı? Sahabe için bile biz ne diyoruz? Hata yaptı diyoruz. Yanlış yaptı diyoruz. Günah işledi diyoruz. Ama sen kendi cemaatinin lideri için bunu söylemiyorsun. İşte bu körü körüne tabi olmaktır. Bu hatanın üzerine hatayla devam etmektir. İşte birinci kısım insan bunlar. Alimdir, içtihat eder, hata yapar. Sen ona uyarsan ateşe gidersin. Senin bu konuda bir mazeretin yok. Olamaz da yani. Araştır. Sana düşen tembellik yapmadan Allah'ın dinini araştırmaktır. Bu birincisi. İkinci kısım insan vardır ki bunlar da kendi bidatlarına çağıran insanlar. Adam bidatçı, şeytan, artık hakka karşı çok inatçı ve kendi bidatına çağırıyor. Daha düne kadar bizim içimizde öyle insanlar vardı kardeşler. Şimdi mürted oldu, irtidat etti. Bu insanlar senin benim gibi tevhidi söylemlerde bulunuyorlardı. Ancak gel zaman git zaman bunlar şunu demeye başladılar. Aa biz aşırıymışız demeye başladılar. Dolayısıyla bunlar kendi davetine yani bozuk, yanlış davetlerine davet ediyorlarsa her birimize düşen bunları ifşa etmektir. Bunları anlatmaktır. Bunların hak yolda olmadığını söylemektir. Çünkü İmam Ahmed'e soruyorlar yine. Ey imam diyorlar. Bir sene itikaf mı? Yoksa bir saat bir bidatçının bidatını anlatmak mı? Hangisi daha sevimlidir sana diyor. O diyor ki tabii ki bir bidatçının bir saat bidatını anlatmak bana bir sene itikaftan daha sevimlidir. Neden? El cevap şudur. İtikaf benim kendi nefsimedir. Kendi faydamadır. Ancak bir saat ben bir bidatçının bidatını anlatırsam ümmetin tamamı bundan faydalanır, sakınır ve sakındırır. Bakın selef imamları kendi dönemindeki bidatçıları ifşa etmiş. Biz ifşa ettiğimiz zaman ne derler? Derler ki bu şunu istiyor, bunu istiyor. Yok kardeşim, eğer ki gerçekten bu arkadaşın, bu şahsın, bu kişilerin kim olursa olsun, ismin ne olursa olsun eğer İslam'a zarar veriyorsa ve sen de ihlaslı bir şekilde insanları bundan sakındırmak niyeti taşıyorsan çık insanlara bunu anlat. Ama sadece adamın bidatını anlat. İnsanları sakındır. Bunu yapabilirsin. Yapmak zorundasın. Çünkü insanlar körler. Görmüyorlar. He sen anlattıktan sonra görecekler diye de bekleme. Allah'ın takdiridir o. Sen sadece görevini yapmış olursun. Onun için bugün tevhidi söylemlerde bulunan birçok insanın birçok noktada saptığını görürsünüz. Örnek verelim. Tağuta muhakeme meselesi normalde çok açık, çok sarih, çok belirgin bir şey. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da bu konu hakkında ayeti var. Bununla beraber bakıyoruz hadisler buna delalet ediyor. Bakıyoruz başka ayetler buna delalet ediyor. Bakıyoruz da bakıyoruz. Müslümanlar ilk tevhidi cemaatleri kurdukları zaman bütün Müslümanlar bu itikat üzere birleşmişlerdi. Herkes tağuta muhakemenin küfür olduğunu, buna muhalefet edenin kafir olduğunu söylüyorlardı. Nasıl ki oy vermek küfürdür, tağuta muhakeme olmak da küfürdür diyorlardı. Ancak ne olduysa sonrakiler, değişenler değişti. Arkalarından bütün cemaatler de değişti. Bakın saptı ve saptırdı. Saptı ve saptırdı. Bugün başımızdaki tevhide yakın hocalara biz dua ediyoruz. Diyoruz ki Allah hidayet etsin. Maalesef onlar saptığı zaman hepsi sapıyor. Hepsi sapıyor. Onun için onlar hidayete erişirlerse arkalarından birçok kimse de hidayete erişir. Ama baktık ki bunlar hidayete erişmiyor. Bize düşen belli bir süreden sonra insanları bunların bidatlerinden sakındırmaktır. Müellif ileriki yerlerde isim verecek. Kendi dönemindeki bazı imamların isimlerini verecek. Biraz sonra ben geçmişten büyük bir bidatçının da ismini vereceğim. Onun için bidatçılar hakkında konuşmak gıybetten sayılmaz. Bilakis bu hayırdır. Bilakis bu ecirdir. İmam Ahmed'in verdiği örnekte olduğu gibi. Hatta bazı nafile ibadetlerden daha hayırlıdır. Sen insanları bunlardan sakındırıyorsun. Ta ki insanlar bu bidatlara düşmesinler diye. Evet 10. oku. 10. Bil ki Allah sana rahmet etsin.
Kulun İslam'ı sünnete tabi olmadıkça, hakkı tasdik edip ona teslim olmadıkça tamamı ermez. Kim İslam'ın meselelerinden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının bize açıklamadığı bir mesele kaldığını iddia ederse, onları yalanlamış olur ki onlardan ayrılık ve onları kötüleme olarak bu yeter. Bu kimse bidatçıdır, sapmıştır, saptırıcıdır. İslam'da ondan olmayan şeyler uyduran bir kimsedir. Evet, çok güzel sözler, dehşet sözler. Yani sahabeyi gerçekten hakkıyla anıyor, hakkıyla onları gerektiği yere koyuyor İmam Berbahari. Onun için aklımıza hemen şu hadis geliyor ki, Abdullah İbni Mesud'un hadisi. Allah Azze ve Celle diyor, kendisi için kalplere baktı, Resulünü seçti. Sonra ondan sonra hayırlı olarak sahabeyi seçti. Hadisin sonunda şu ibare bizim için delildir ve güzeldir. Müslümanların güzel gördükleri Allah katında güzeldir. Onların kötü gördükleri Allah katında kötüdür diyor. Neden burası önemli kardeşler? Şundan dolayı önemli. Sahabenin güzel gördüğü güzeldir, kötü gördüğü de kötüdür. Çünkü Allah Azze ve Celle sahabeyi seçmiştir diyoruz. Seçmiştir. Onun için onların din olarak bize naklettikleri dindir. Bu birincisi. İkincisi, Ömer İbni Abdülaziz yine bir mektupta şunu tavsiye ediyor birine. Diyor ki, ben sana Allah'tan korkmayı tavsiye ediyorum. Onun emri hususunda dengeli olmayı, onun Resulünün sünnetine ittiba etmeyi, onun sünnetinin yürürlüğe koyduğu şeyden ve azığının insanlara yetmesinden sonra bidatçıların ortaya attıkları şeyleri bırakmayı tavsiye ediyorum. Şu halde sünnete sıkıca yapış, zira o Allah'ın izniyle senin için bir korumadır diyor. Bakın sünnete yapışmayı nasıl tavsiye ediyor? Hayırlı olan Halife Ömer İbni Abdülaziz. Yine İbni Ebi Davud, kendisi biliyorsunuz ki güzel bir kasidesi var sünnetle alakalı. İkinci mısrasında şunu söylüyor. Allah'ın kitabını, Resulullah'tan gelen sünnetleri din edin ki kurtulasın, kazançlı çıkasın diyerek bize bunu tavsiye ediyor. İmam Evzai de bize şunu diyor. Sen sünnet üzere sabret. Onların sünnet ehlinin durduğu yerde dur. Kim o sünnet ehli? Sahabe. Onların durduğu yerde dur. Onların konuştuklarını konuş. Onların sustuğu yerde de sus diyor. Onların ilgilenmedikleri şeylerle de ilgilenme diyor. Senden önceki salih kimselerin yoluna uy. Zira onlara yeten sana da yetecektir. İşte tam bu sözün açıklaması İmam Evzai'nin bu sözüdür kardeşler. Dolayısıyla İmam Evzai ile alakalı yine başka bir söz daha nakledeceğim. Sonra son kıssaya geçeceğim. Diyor ki İmam Evzai, eğer bu hayır olsaydı selefimiz dururken size has kılınmazdı. Çok güzel bir söz. Zira nezdimizdeki bir faziletten dolayı onlardan saklanıp size ayrılan hiçbir hayır yoktur. Onlar Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır diyor. Allah Azze ve Celle onları onun için seçmiştir. Onun onların arasında göndermiştir ve onlar ile vasfetmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle Fetih 29'da onları övüyor diyor İmam Evzai. Ve burada bize neyi tavsiye ediyor? Onların durması gereken yerde durmamızı, konuşmamız gereken yerlerde sadece onların konuştuğu kadar konuşmamızı bize emrediyor. Bütün selef bu konuda icma etmiş. Bakın bu kıssayla bitireceğim. Uzun bir kıssa. Halife Vasık ile yaşlı bir şeyhin arasında geçen konuşmayı nakledeceğim size. Bu diyalogda bizim burada bizzat derste anlatmak istediğimiz meselelerin hepsinin izahı var. Çünkü şeyh Halife Vasık'a ve onun etrafındakilere nasihatlerde bulunuyor. O nasihatler bizim için de çok değerlidir. Tabii bu kıssa Tarihul Bağdat'ta geçiyor. Yani Bağdat tarihinde geçiyor. Bununla alakalı başka rivayetler de mevcut. Kıssa Vasık'ın döneminde yaşandığı için Halkul Kur'an meselesi gündemde. Ve şöyle düşünün. O dönemde bütün alimleri tek tek hapsediyorlar. İmam Ahmet bunlardan bir tanesi. Vasık da kendisinden önceki halifelerin getirdikleriyle, onların fikirleriyle devam etmek istiyor. İbni Ebi Duad'ın da zorlamalarıyla gariban, fakir, sözü dinlenen kim varsa hepsini hapsediyor. Dolayısıyla İbni Ebi Duad en son Ezene halkından yaşlı bir amcayı, yaşlı bir dedeyi hapsediyor. Bu kıssayı anlatan kişi Salih bin Ali bin Yakup el-Haşimi diyor ki, ben diyor Vasık'ın yanındaydım. İbni Ebi Duat Şam'ın Ezene halkından olan yaşlı bir şeyh getirdi. Neden getiriyor? Bu suçludur. Bu Kur'an'ın mahluk olmadığını,
söylüyor diyerek onu suçluyor. Şeyh vasığın yanına zincirlerle sokuldu. Düşünün, eller zincirli, ayaklar prangalı. Şahıs çok güzel yüzlü, beyaz sakallı, böyle nur yüzlü bir şeyh. Tabii vasık o şahsı görünce hoşuna gidiyor. Birdenbire merhamet edesi geliyor. Sonra onu çağırıyor ve diyor ki, seni getirmemizin sebebi İbni Ebi Duat'la tartışmandır. Onunla münazara etmendir, diyor. Tabii Şeyh İbni Ebi Duad'ın bu konularda nasıl bir bidatçı olduğunu bildiği için diyor ki, ey müminlerin emiri, vallahi diyor, İbni Ebi Duat tartışınca zayıf düşüyor. Yani cahildir demek istiyor. Zayıf düşüyor. Onun için yenilen taraf oluyor. Tabii bu durumu duyan vasık hemen sinirleniyor. Ona karşı merhamet duyguları bir anda gidiyor. Şeyh'e karşı sinirleniyor ve demek ki öyle ha diyor. Demek ki İbni Ebi Duat zayıf düşüyor ha. Kaybeden taraf oluyor ha diyor. O da diyor ki, ey müminlerin emiri, sinirlenme. Sen sadece bana göster, ben onunla tartışayım diyor. Tamam, zaten seni diyor bunun için çağırdık ey şeyh. Sonra dönüyor İbni Ebi Duat'a ve bazı sorular soruyor. Ancak diyor, sorduğum sorular ve verilen cevapların yazılı olarak kaydedilmesini istiyorum diyor. Vasık da diyor ki, tamam diyor, ben senin söylediklerini kaydedeceğim diyor. Sen konuşmaya başla diyor. Şeyh diyor ki, ey Ahmet, ismi Ahmet İbni Ebi Duat, sen diyor Kur'an'ın mahluk olduğu itikadı konusunda dinin aslından olan bir gereklilik midir? Din onun senin söylediğin gibi söylemedikçe tam olmuyor mu? Yani senin söylediğin gibi söylemediğimiz zaman din tam olmuyor mu diyor. İbni Ebi Duat diyor ki, evet tam olmuyor. Yani benim söylediğim gibi söyleyeceksiniz diyor. Şeyh diyor ki, tamam. Ey Ahmet diyor, bana söyle. Allah Azze ve Celle Resulullah'ı kullarına gönderdiği, Resulullah Allah'ın ona indirdiği dinde açıklamasını emrettiği herhangi bir emri kullarına açıklamadı, sakladı mı peki diye soruyor. İbni Ebi Duat diyor ki, hayır, saklamadı. Tamam. Diyor ki şeyh yine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları senin davet ettiğin bu inanca peki davet etti mi? İbni Ebi Duat düşünüyor, düşünüyor, verecek bir cevap bulamıyor. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamla alakalı hiçbir öyle bir rivayet duydunuz mu? Duyamazsınız. Yani Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyeceksiniz diye bir rivayeti var mı? Yok. Buna davet etti mi? Yok. Veya birine sordu mu, Kur'an mahluk mudur değil midir gibi böyle insanlara dayattı mı? Yok. İbni Ebi Duat da düşünüyor, bir şey bulamıyor, susuyor. Yani birinci soruya cevap veremiyor. Şeyh de diyor ki, konuş ey Ahmet, konuş. Bakıyor ki konuşmuyor. Cevap verecek bir şey bulamıyor. Bak diyor, bu bir oldu. Diyor ki, tamam diyor şeyh. Bu bir oldu diyor vasık. Sonra şeyh diyor ki, ey Ahmet, ikinci sorum da şudur. Söyle bana, Allah Azze ve Celle dedi ki, bugün dininizi size kemale erdirdim dedi. Peki Allah Azze ve Celle mi dinini tamamladığı noktasında doğru söylüyor? Yoksa sen mi onun dininin senin söylediğin bu sözü söyleyinceye kadar eksik olduğu noktasında doğru söylüyorsun? Yani Allah Azze ve Celle dininin kemale erdiğini söylüyor, tam olduğunu söylüyor. Sen ise diyorsun ki, siz bu kelimeyi söyleyinceye kadar Müslüman olmazsınız diyorsunuz. Sen mi doğru söylüyorsun, yoksa Allah Azze ve Celle mi doğru söylüyor? Tabii İbni Ebi Duat yine susuyor, cevap veremiyor. Ki buna cevap veremez. Şeyh diyor ki, cevap ver ey Ahmet, cevap ver. Yine cevap veremiyor. Diyor ki, ey müminlerin emiri, bu da iki oldu diyor. Sonra dönüyor şeyh, ey Ahmet söyle bana diyor. Senin söylediğin bu sözü Resulullah biliyor muydu, bilmiyor muydu? İbni Ebi Duat diyor ki, tabii ki biliyordu diyor. Peki insanları ona davet etti mi? İbni Ebi Duat yine düşünüyor, taşınıyor, susuyor, cevap veremiyor. Ve diyor ki, ey müminlerin emiri, bu da üç oldu. Tabii vasık da diyor ki, evet şeyh, bu üçtür. Şeyh bu sefer diyor ki, ey Ahmet, senin iddia ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu biliyordu. Çünkü öyle dedin. Fakat onu açıklamaktan geri durdu ve ümmetine bunu emretmedi diyorsun. İbni Ebu Duat diyor ki, evet öyle diyorum. Yani biliyordu ama ümmetine bunu emretmedi. Şeyh diyor ki, peki Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum bu sözü biliyordu fakat onu açıklamaktan geri durdular ve kimseye bunu emretmediler mi diyorsun? Ey İbni Ebi Duat. Tabii İbni Ebi Duat diyor ki, evet. Çünkü bu sözden sonra artık söyleyecek bir şey yok. Şeyh ondan yüzünü çeviriyor.
halifeye doğru diyor ki ey müminlerin emiri, daha önceden dediğim gibi İbni Ebi Duat tartışınca zayıf düşüyor. Yenilen taraf oluyor demiştim ben sana. Bunun iddia ettiği gibi biz bu sözü biliyoruz fakat onu açıklamaktan geri duramıyoruz. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali bu sözü biliyorlardı ve bu sözü söylemekten geri durabiliyorlardı. Eğer biliyorlarsa geri duruyorlardı senin anladığına göre. Ve arkasından şu duayı ediyor. Allah Azze ve Celle onu söylemeyenlere muhalefet edene onu söyletmesin. Yani nasıl ki sahabe söylemedi, nasıl ki Allah Resulü söylemedi, söylemeyenlere muhalefet edenlere de söyletmesin. Yani sana da söyletmesin. Onlar konuşmuş olsalardı sen de konuşmuş ol. Onlar söylemediyse Allah sana da söyletmesin. Bakın burada çok ince bir örnek var, ince bir ayrıntı var kardeşler. Sahabenin konuştuğu şey bizim için dindir, sustuğu şey bizim için din değildir. Bugün birçok kimse yeni şeyler icat ediyor, yeni bir fikir atıyor. Şeytan geliyor, ona üflüyor, diyor ki bu dinde vardır, bu şirktir, bu küfürdür. Adam daha düşünmeden dinde var mı yok mu bakmadan çıkıp sosyal medyada evet benim dinim budur, buna muhalefet eden kafirdir diyor. İşte bu bunlara cevaptır kardeşler. Sahabe bir konu hakkında konuştuysa sen de konuş. Sustuysa sen de sus. Onun için İbni Ebi Duat'a verilen en güzel cevap budur. Ve Vasık diyor ki burası çok önemli. Evet diyor, biz bu sözü söylememeyi yerine getiremiyorsak tıpkı onu söylememeyi yerine getiren Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman ve Ali gibi Allah azze ve celle de onu bize söyletmesin diyor Vasık. Vasık diyor ki şeyhin zincirlerini koparın diyor. Tabi burada başka rivayetler de var. Bir rivayete göre Vasık gidiyor odasına ve düşünüyor ve diyor ki gerçekten de peygamberin söylemediği bir şeyi biz niye insanlara dayatıyoruz ki? Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin insanlara dayatmadığı ve bildiği ve açıklamadığı bir şeyi biz niye açıklayalım diyor madem ki öyle. Ve o görüşünden dönüyor. Ve başka bir mesele burada tasavvuf ehline de bir reddiye var. Hani tasavvuf ehli diyor ya tarikat ilmi herkese verilmez değil mi? İşte peygamberlik ilmi. Yine herkese verilmez. Şeriat ilmi herkese verilir. Böyle bir şey yok kardeşler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama ne emredildiyse aynı şeyler sana da emredilmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam onu sana açıklar. Gizlemez. Gizlerse Allah azze ve celle tarafından ne olur? Uyarı alır. Yine sahabe bildiği bir şeyi gizleme konusunda Allah'a sığınırız ki onlar öyle bir şey yapmazlar. Daha önce anlattığımız meselelerde ilim kaybolmasın diye günlerce yol yürüyorlardı. Günlerce yol yürüyorlardı. Ta ki insanlar ilme ulaşsınlar diye. Bildikleri halde böyle bir şeyi açıklamazlar mı? Tabii ki açıklarlar. Ve Vasık diyor ki şeyhin zincirlerini çözün diyor. Tabii şeyh zincirlerin çözülmesini istemiyor. Yapışıyorlar hemen demirciler prangaları çıkartmak için. Şeyh alıyor prangaları, zincirleri omuzuna atıyor. Bırak diyor. Tabii Vasık bakıyor ki bunlar tartışıyorlar. Bırak diyor. O diyor sen bırak, o diyor sen bırak. En sonunda Halife Vasık diyor ki şeyh neden bırakmıyorsun? Bırak da seni çözsünler. O diyor ki yok ben çözülmesini istemiyorum. Ben bunları götüreceğim çocuklarıma miras olarak bırakacağım. Ta ki bu zalim, zalim diye gösterdiği kimse kim? İbni Ebi Duat. Bu zalimle kıyamet günü Rabbimin huzuruna çıkayım ve muhakeme olayım. Diyeyim ki ya Rabbim bu zalim beni aldı. Eşimi, çocuklarımı, kardeşlerimi haksız yere korkuttu. Ailemi huzursuz etti. Ve onu yapacak üzerimde hiçbir töhmet olmamasına rağmen bu zalim bunu yaptı. Onun için ben bu zincirleri çocuklarıma miras olarak bırakacağım. Ta ki kıyamet günü bunlar bana ne olsun, bunlar bana şahit olsun diyerek Vasık'a söylüyor ve şeyh ağlamaya başlıyor. O ağlayınca ravi diyor ki Vasık da ağladı ve ben de ağladım. Hepimiz ağladık diyor. Ve şeyhin bu konuda haklı olduğunu anladık. Vasık dedi ki ey şeyh bana hakkını helal et. Şeyh dedi ki ben Resulullah'a akrabalığından dolayı ilk gün sana hakkımı helal etmiştim. Ta ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı şereflendirmek adına ben sana zaten hakkımı helal etmiştim diyerek şeyhe bunu söylüyor. Ve yine diyor ki ey şeyh yanımızda kal, çocuklarımız senden faydalansın, biz senden faydalanalım. Şeyh diyor ki yok ben gitmem lazım. Hem benim gitmem senin için daha hayırlıdır. Çünkü benim yanından geldiğim ailem
çok huzursuz oldular. Ve ben gitmezsem endişe ederim ki size beddua edecekler. Çok kötü beddualar edecekler. Bugün de böyle değil mi kardeşler? Bugün de Müslümanları haksız yere nasıl düşünüyor, ne düşünüyor, söyledikleri doğru mu değil mi? Gerçekten teröristler mi, değiller mi? Gerçekten evlerinde silah var mı, yok mu? Düşünmeden almıyorlar mı? Tek yaptıkları ne? Sen Müslümansın, uzun sakalların var ve kendine selefiyim diyorsun, şuyum diyorsun, direkt alıyorlar. Fikirlerinden dolayı alıyorlar. Ve senin de çocuklarını korkutuyorlar, senin de eşini korkutuyorlar, ailene sıkıntı veriyorlar. Bunların bir bedeli var kardeşler. Bu şeyhin dediği gibi. Demek ki bu ızdıraplar, bu sıkıntılar, bu imtihanlar hep böyle olacak. Bakın 1100 sene önce olmuş ve yine oluyor. Ve hala olacak. Ve şeyh en sonunda diyor ki ben gitmezsem akrabalarım sana ve size beddua eder. Onun için benim gitmem daha hayırlıdır. Diyor ki ey şeyh istiyorsan diyor ben sana diyor biraz para vereyim geçimini sağla diyor. Vallahi diyor ey müminlerin emiri onu almak bana helal olmaz. Ne borcum var ne de ihtiyacım var diyor. İstemiyor. Ne yapıyor ne ediyor? Şeyh onu yanında tutmak istiyor. Ancak kendisi bunu kabul etmiyor ve Şeyh en son diyor ki senden bir ricam var yerine getireceksen. Bir saat bana müsaade et ben Serhat bölgesinde bir işim var oraya gitmem lazım diyor. Ve Vasık ona bu konuda izin veriyor ve selam vererek çıkıp gidiyor Şeyh. Tabi burada Ravi diyor ki ben de bu sözden sonra Kur'an mahluktur meselesinden rücu ettim. Yani bu konuşma bu diyalogdan sonra bu fikirlerden rücu ettim. Ve Vasık da rücu etti. Hatta Muhtedi Billah Vasık'ın oğlu diyor ki Vasık ölmeden önce Kur'an mahluktur sözünden döndü ve tövbe etti diyor. Ki Vasık selefin büyüklerinden birçok kimseyi de öldürdü, işkence etti ha. Dikkat edin buraya. Ancak siz sadece bazı meselelerle insanların anlayabileceği noktalarla insanlara deliller, hüccetler sunarsanız bakın dikkat edin bu bile yetiyor. Soru şu. Adam gelip bana soruyor. Hocam bunu yapmam caiz mi? Bak kardeşim sahabe yaptı mı yapmadı mı? Sahabe yapmadı. Bitti. Demek ki caiz değil. Çok kolay. Çok basit. Kur'an, sünnet, selefin anlayışı. Ama bunu anlayabilmen için senin Kur'an'la, sünnetle ve selefin hayatıyla haşır neşir olman lazım. Tabii ki cahil bir adam bunları anlamaz. Sen bunlarla haşır neşir olursan neyin din, neyin din olmadığını anlarsın. Onun için şeyhin bu konudaki tutumu gerçekten bizim için örnektir ve İmam Berbahari'nin sözlerini açıklayıcı bir örnektir diyebiliriz. İnşallah burada duralım. Allah Azze ve Celle hakkıyla Allah'a kulluk eden kullarından eylesin. Allah Subhanahu ve Teala sahabenin yoluna ittiba eden, tabi olan kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle hakkıyla Kur'an'ı, sünneti okumayı ve onu sahabenin anlayışıyla anlamayı nasip etsin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü.